Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 8. Sınıf Din Kültürü Vahlak Bilgisi İslam Dinin Temel Kaynakları Cevapları Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 8. Sınıf Din Kültürü Vahlak Bilgisi İslam Dinin Temel Kaynakları Cevapları 8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 110'dan 116'ya kadar Soru İslam dininin temel kaynakları nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap İslam dininin temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği kalemdir. Ve İslam'ın inanç esasları, ahlaki değerleri, ibadetleri ve hukuku içerir. Sünnet Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, davranışları ve onayladığı işlerdir. Sünnet Kur'an'ın açıklayıcısıdır ve birçok konuda Kur'an'ın hükümlerini pratiğe dökmesine yol göstericidir. Ayrıca icma, ulemanın görüş birliği ve kıyas benzerlik durumları üzerinde yapılan hukuki çıkarımlar gibi diğer kaynaklar da İslam hukukun öğretilerinin temelini oluşturur. Soru. Sizce Kur'an-ı Kerim ne için İslam'ın temel kaynağıdır? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap. Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın temel kaynağıdır çünkü Allah'ın vahiy olarak doğrudan insanlara yönlendirmiştir. İslam dininin öğretilerini Kur'an'dan alınarak vurgulanır. İçerdiği hükümler, ahlaki değerler, ibadetler, toplum düzeni ve kişisel hayat için detaylı yol göstericilik sunar. İslam inancına göre Kur'an değişmez, evrensel bir kitaptır. Bu nedenle tüm Müslümanlar için birinci derecede kaynaktır ve diğer tüm dini uygulamaları bu kitaba dayanır. 8. sınıf din kültürü gezegen yayıncılık ders kitabı sayfa 112 cevapları. Soru. Sizce Kur'an-ı Kerim'i okumak ne için önemlidir? Arkadaşlarınıza belirleyerek değerlendiriniz. Kur'an-ı Kerim'i okumak ne için önemlidir? Çünkü imanımızı güçlendirir. Kur'an Allah'ın mesajını içerdiği için onu okumak inancımızı pekiştirir hayatımıza rehberlik eder. Kur'an günlük hayatın her alanında nasıl davranmamız gerektiğini belirler. İbadetler, ilişkiler ve etik değerler için bir pusuladır. Manevi huzur sağlar. Kur'an okumak insanı rahatlatır, huzur ve dingillik verir. Bilgi edinmemizi sağlar. İslam'a dair doğru bilgi edinmek ve yanlış anlamalardan kaçınmak için Kur'an okumak gerekir. Soru. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ifadesi sizde hangi anlamları çağrıştırıyor? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Hz. Peygamber'in sünneti onun sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki tüm davranışlarını, sözlerini ve onayladığı işleri kapsar. Sünnet İslam'ın uygulamalı bir şekilde hayat bulduğu en önemli kaynaktır. Bu ifade Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek kişiliği, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın emirlerini nasıl uyguladığı, İslam'a dair detaylı hükümlerin nasıl yaşandığı anlamlarına gelir sünneti izlemek Müslümanların daha iyi bir insan olabilmesi için önemli bir kılavuzdur. 8. sınıf din kültürü gezegen yayıncılık ders kitabı sayfa 116 cevapları. Soru. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini açıklama ve uygulamaları yani sünneti olmasaydı insanlar ne gibi problemlerle karşılaşabilirdi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza değerlendiriniz. Cevap. Hz. Peygamber'in sünneti olmasaydı insanlar birçok problemlerle karşılaşabilirdi. İbadetlerin nasıl yapılacağı konusunda bilirsizlik yaşanabilirdi. Örneğin namazın kaç rekat olduğunu, oruç ibadetinin nasıl tutulacağı gibi konuları pratiğe dökülmesine zorluk yaşanabilirdi. Ahlaki ve sosyal değerler konusunda örnek bir davranış modeli bulunmazdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti insanlara sosyal hayata nasıl davranmaları gerektiğini gösteren en güzel örnektir. Kur'an'ın yorumlamasındaki zorluk ortaya çıkabilirdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı açıklayan ve açıklamalarını yaşayarak gösteren en büyük örnektir. Sünnetsiz Kur'an'ın doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması zorlaşabilirdi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.